Geçen derste HTML5 derslerinin ilkini anlatmıştık ve sıfırdan başlayanlar için temel bazı bilgiler vermiştik. Bu derste ise kullanacağımız IDE hakkında biraz bilgi vereceğiz. Derslerin işleyişi hakkında biraz bilgi vereceğiz. Öncelikle HTML kodlarını Notepad ile de yazabiliyorsunuz. Yani onu da kullanabilirsiniz. Ama tabii bu kod tamamlama özelliği olmadığı için bazı tagların attribute'ları yani nitelikleri, özellikleri aklınıza gelmeyebilir. Veya yanlış yazabilirsiniz. Dolayısıyla bir IDE kullanmakta fayda var. Visual Studio Code tavsiye ederim. Visual Studio Code şu şekilde bulabilirsiniz. Web sitesine giderek ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Microsoft'un ürünü ve gayet güzel bir ürün. Sublime Text'ten bahsetmiştik. Kod tamamlama özelliği yok ama kodları güzel renklendiriyor. Onu yine tavsiye ederim. Sublime Text. Yine Google'dan araştırarak bulabilirsiniz. Bir de bu şekilde. Ve bizim kullanacağımız Web Storm IDE'si. Web Storm IDE'si JetBrains firmasının IDE'si, Java kökeninden gelen arkadaşlar. IntelliJ IDEA isimli Java editöründen, IDE'sinden bileceklerdir. Zaten aynı temel üzerinde gidiyor ve JavaScript HTML desteği oldukça iyi bir IDE ve kararlı bir IDE. Dolayısıyla video dersleri ben Web Storm üzerinden anlatacağım. Web Storm aslında bir JavaScript IDE'si. Varsayılan olarak React, Angular ve Node.js gibi temel JavaScript kütüphanelerini de destekliyor. Tabii ki HTML taglarını da code complete dediğimiz tamamlama özelliğini sağlıyor bize. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Şimdi Web Storm'u download diyerek 30 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Ya da JetBrains'e eğer öğrenci veya hocaysanız 1 yıllık ücretsiz sürümünü indirebilirsiniz. 30 günlük deneme sürümü de olsa bile 30 dakikalık session'larla 30 dakikada bir size işte lütfen ürünü satın alın diye bir uyarı veriyor. 30 dakikalık session'larla yine bu ideyi kullanabilirsiniz. Sırf kararlı olmasından dolayı ben video derslerde dikkat etmişsinizdir. Diğer kanalımı incelediyseniz hep JetBrains idelerini kullanıyorum. Oldukça kararlı ve sağlam araçlar. Yeni başlıyorsanız tavsiye ederim bu araçları. Evet, bunu kurduktan sonra arkadaşlar JetBrains'in Web Storm uygulamasını açalım. İlk açılışta yeni bir proje oluşturacaksanız Create New Project diyoruz arkadaşlar. Empty Project oluşturabilirsiniz ya da buradaki hazır kütüphaneler var. Bunlardan bahsedeceğiz. JavaScript derslerine geçtiğimizde bunlardan bahsedeceğiz. Dart, Vue.js, Angular, React gibi en önemli burada projeler var. Biz şimdilik Empty Project diyeceğiz. Projemiz nereye oluşturulacak arkadaşlar? C dizininde user, kullanıcı ismi, Web Storm Project, Untitled dediğimiz yere klasöre oluşacak. Biz buraya untitled değil de diyelim ki HTML ders diyelim. Türkçe karakter kullanmadım. Yol sorunları olmasın diye. Siz de programcılıkta ve web tasarımında mümkün olduğunca yollara ve değişken isimlerine Türkçe karakter vermeyin veri tabanında ki alanlara. Yani değişken ismi barındıracak hiçbir şeye Türkçe karakter vermeyin arkadaşlar. Çünkü server'da bu karakter desteği olmayabilir ve sizin yaptığınız proje hatalı çalışabilir. Dolayısıyla Türkçe karakterden uzak duruyoruz. Bunu tekrar hatırlattık. Şimdi create diyerek projemizi oluşturalım. Projemiz oluştuğunda bu projemizin yolunu şuradan görebilirsiniz. Bu yola ulaşmak istiyorsanız buraya sağ tıklayıp copy path deyin. Yolu kopyalayın. Daha sonra açtığınız bir klasörden enter dediğinizde buraya ulaşabilirsiniz. Burada tabii şu an herhangi bir dosyamız yok. Birazdan ilk HTML dersimizi oluşturacağız. Buraya dosyamızı oluşturacağız ve göreceğiz.
Bu WebStorm Project nerede? Tekrar hatırlayalım. C içinde users, kullanıcı ismi WebStorm Projects'in içerisinde. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya yanlışlıkla bir klasör oluşturdum, onu sileyim. Kullanıcı isminde WebStorm Project, oluşturduğumuz projenin ismi HTML ters ve onun içine birazdan dosyayı oluşturacağız. Şimdi buraya sağ tıklayarak yeni diyorum ve hangi tür dosya istiyorsam onu seçiyorum. Biz şimdi HTML ile çalışacağımız için HTML file diyorum. İlk dersimin ismi ders 01 olsun ve OK diyorum. Şimdi bunu oluşturduğumda tabii siz de bu şekilde büyük harflerle görünmeyecektir. Bunu ayarlayabilirsiniz. Ben videoda daha net görünmesi için yazı fontunu büyütüyorum. Nasıl büyütüyorum? File Settings diyorum arkadaşlar. Burada Appearance dediğimiz şey şuradaki 12 puntoluk menüler. Bunu da büyütüyorum ki video derslerde daha net görünsün. 18 dedim, burayı büyüttüm epey. Daha sonra editör bölümüne geliyorum. Editörde font seçeneğini seçiyorum. Font da Firacode 22 olarak seçtim. Videoda iyi görünmesi için bunu tercih ediyorum. İstersen buradan diğer seçenekleri de seçebilirim. 22 puntu olarak ayarladım. Okey diyorum. Şimdi oluşturur oluşturmaz bir HTML tagını, head bölümünü ve body bölümünü WebStorm kendisi otomatik olarak bizim yerimize oluşturuyor. Biz artık ne yapacağız? Bunu kendimiz iç kısmını yazarak tasarımımıza devam edeceğiz. Şimdi bugünkü dersimizin asıl amacı arkadaşlar elementler ve elements diye geçer. Ben elementler diye Türkçeleştireyim. Atribütler, yani nitelikler, özellikler de diye çevirebiliriz Türkçe. Bu ikisinden bahsedeceğiz. Şimdi element dediğimiz şey ne? Title kısmını elementler ve attributes diye yazdım arkadaşlar. Element dediğimiz şey açılan bir tag içerisinde ki bizim P tagımız hatırlayın paragraftı. Şöyle diyelim. Açılıp kapanan herhangi bir tagın içindeki her şey arkadaşlar bir elementtir. Bazen iç içe taglar da kullanabiliriz. Her birinin içindeki alanlar birer elementtir ve recursif olarak, yani özdeşleme olarak alt alta birbirinin elementidir. Eğer buradaki tag element değil, tagın içindeki veri element olarak geçiyor. Şimdi biz bu element kavramını iyi anlamamız lazım. Çünkü JavaScript'te parsing dediğimiz bazı web sitelerinden verileri alma veya p tagların arasındaki elementleri alma veya elementler üzerinde işlem yaparken JavaScript'te sık sık bu element işlemine örnekler vereceğiz. Yani bu kavramı iyi anlamanız gerekiyor. Peki iç içe şeyler kullanabilir miyiz? İç içe taglar kullanabilir miyiz? Yani P tagının içine bir A tagı yazabilir miyim? Şu şekilde diyelim. P paragraf tagı, A ise link arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımda P tagının elementi A'yı da kapsadığı için burası da yine element olacaktır. A'nın link tagı, A'nın atribütleri var. Burada zaten ben imleci alır almaz şurada gördüğünüz gibi bütün olası atribütleri, nitelikleri bana WebStorm getiriyor. En önemli atribütü ve link verme atribütü. Buradan bir link verebiliriz. Bu bir dış link olabileceği gibi aynı klasörümüzün içindeki ki klasörümüz, bakın burada ders bir HTML oluştu ben oluşturunca.
klasörümüzün içindeki herhangi bir dosya, bir resim dosyası veya başka bir HTML dosyası da olabilir. O şekilde de link verebiliriz. Bu şekilde A tagı ile link verebiliyoruz. Bunlara ise ne deniyor arkadaşlar? Attribute deniyor. Tabii onlarca tag var HTML'de ve bu onlarca tagın onlarca attribute'u var. Bunların hepsini tek tek anlatmayacağız ama en temel olanları anlatacağız. Peki, diyelim ki burada bir link verdik. HTTP slash slash işte www.google.com gibi bir adresi verdiğimizi düşünelim. Buraya da Google yazdık. Artık A tagının elementi buradaki Google yazısı olurken A tagının attribütü buradaki href özelliği olacaktır arkadaşlar. Bu iki kavram, element ve attribüt kavramı önemli. İlk dersimizden bu iki kavramı umarım anlamışsınızdır. Tabii bu kodu yazdıktan sonra denemek isterseniz, herhangi bir browser üzerinde denemek isterseniz veya birkaçında da denemek isteyebilirsiniz. Çünkü yorumlama farkı olacaktır. Buradaki Chrome'un motoru farklı bir motor derleyicisi, öyle diyelim. Mozilla'nınki ise başka bir motor. Dolayısıyla ikisinde farklılıklar olacaktır. Haliyle Microsoft da öyle. Opera ve Safari Chrome'un altyapısını kullanıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi Chrome üzerinde denemek isterseniz buradaki Chrome simgesine tıklamanız yeterli. Otomatik olarak Chrome üzerinde bu yazdığımız işlem gerçekleşecek. Burada link de oluşmuş. Link'e tıkladığında ne yaptı? Google'a geri gitti. Bu şekilde Web Store üzerinde deneme de yapabilirsiniz. Aynı şeyi mesela Mozilla'da görmek isterseniz yine burada görebiliyorsunuz. Birçok browser'da denemenizi yapabiliyorsunuz.